Şimdi hangi sektörler daha ön plana çıkacak Seda? Şimdi onları haftalardır konuşuyoruz ve konuşmamız da gerekiyor. Unutmamamız gerekiyor. Çünkü her dönemin, her çeyrekliğin ya da her ayın biraz daha ön plana çıkacağı sektörleri oluyor dönemsellikten dolayı. Bizim o sektörlerin farkında olmamız gerekiyor. Burası genele yayıldığı gün, bir gün hangi hisselere doğru da yönelmemiz gerektiğini, hangi hisselerde hazırlıklar yapılmaya başlandığını, altyapı çalışmalarının yavaş yavaş ısındırma çalışmalarının başladığını bizim bilmemiz gerekiyor Seda. Yani bunu farkına varırsak zaten bu işten kazançlı olarak çıkarız. Çünkü yani bir şekilde bizim doğru bilgiyle kendimizi donatmamız gerekiyor. Yanlış bilginin ya da Ahmet söylüyor, Mehmet söylüyor, çok güzel olacakmış. Yok, hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yani bu işi bir şekilde bir mantığını yakalamanız lazım. Yani doğru bir şey olması lazım. Yani sizin para yatırıyorsunuz çünkü bu işe. O yüzden sektörler olarak da istersen ben daha önceki Bakalım mı? saydığımız, konuştuğumuz bakalım. Yani şu anda bankacılık sektörü hisseleri açıkçası yine yükselmeye devam edecek ama şunu göreceğiz. Bankacılık sektörü hisselerinde ara ara sanayi sektöründen bağımsız olarak düzeltmeler başlayacak. Bakın düzeltmeler. Trend dönüşü değil. Çünkü şu anki içinde bulunduğumuz ortam, Merkez Bankası'nın yürütmüş olduğu para politikası, hükümetin, ekonomi yönetiminin şu andaki yürütmüş olduğu finansal program gereği bankacılık sektörünün giderek daha iyiye, marjların daha iyiye doğru gidebileceği bir sürece gelecek. Artık faiz indirimlerinin başlayacağı bir süreç olacak. Bunları yaşayacağız. Ama bizim şunu farkında olmamız lazım. Bankacılık sektörü hisseleri daha da ön plana çıkacak. İşte bu süreçte. Faiz indirimleri dünyada başladığı zaman, bizde de başladığı zaman bu sefer bankacılık sektörü hisselerinin kar marjlarının daha da iyileştiği bir dönem. O zaman da yarayacak. Şimdi de başka türlü yarıyor. Yan gelirler vesaire. Ama bankacılık sektörü Seda canlı kalmaya devam edecek. Diğer taraftan sigorta sektörü yine gerçekten burada borsa yükseldiği sürece hem burada prim üretimleri artmaya devam edecek hem de portföy kazançları bir şekilde artmaya devam edecek. Çünkü gerçekten ellerinde çok ciddi büyük nakitler bulunuyor ve son zamanlarda çok ciddi bir portföy yönetimi görüyoruz burada biz. Başarılı bir portföy yönetimi ve bunu karlara da yansımasını görüyoruz açıkçası şirket bilançolarına. İşte bunlardan bir tanesi işte hep konuşuyorduk geçen yıldan beri Anadolu Sigorta. Şimdi bakacağız. Şimdi burada da mesela bu pozitif görünüm devam edecek Seda. Bunu bir kere farkında olmamız lazım ama asıl şunun farkında olmamız lazım. Gözden kaçırmamamız gerekiyor. Takip etmemiz gereken sektörleri. Şimdi bazı hisseler burada biraz fazla prim yaptı. Kısa zamanda çok fazla prim yapınca hızlı yani çünkü farkındalık oluştu bir anda talep geldi ve prim yaptı. İşte bunlarda biz kar realizasyonlarını göreceğiz. Hem bankada hem de sigorta şirketlerinde. İşte bu kar realizasyonları yine bir alım fırsatına dönüşecek. Bu sefer endekste tekrar yeni bir ivme yaratacak. Yeni hedefler yaratacak. Bu düzeltmelerin ne kadar sürebileceğini biz zaman içerisinde göreceğiz. Az çok görüyoruz. Yani nasıl
bankaların başlama zamanını vaktinde konuştuysak, bu düzeltmelerin bittiği zamanı da çok net görme şansımız var. Ve bunun tekrar alıma geçildiğinin de görme şansımız var. Mesela yabancı dahi kar realizasyonu yapıyor. Öyle söyleyelim. Geçtiğimiz hafta. Her hafta Merkez Bankası'nın istatistiklerinde alım alım alım, şimdi son hafta satım. Bakın endekste bir şey yok. Yani bakmamız, takip etmemiz gereken yerleri Seda iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden işimiz o zaman daha kolay olur. Telekom mesela, buradaki iyileşmeler devam edecek. Turkcell'in bilançosu geldi. Zarardan kâra geçti. Diğer taraftan mesela bu sektörü yine bu yıl takip edeceğimiz sektörlerden bir tanesi. Çünkü beklentiler de var. Satış haberleri gelebilir vesaire gibi. Havacılık tarafında burası biraz daha uzmanlık işi. Hatırla Seda, seninle hiç konuşulmuyorken biz arada Tav ve Çelebi'yi bir şekilde konuşmalarımıza dahil ettik. Doğru. Trendlerin daha başındayken. Şimdi yer hizmetleri şu anda biraz daha rövanşta. Bilanço beklentileri vesaire derken orada da mesela şu anda yavaş yavaş doyum noktasına gelmeye başladı. Fiyatlamalar. Bir düzeltme başlayacak. Ama o düzeltmelerden sonra bu sektör, özellikle yer hizmetleri tarafı, yine bilançolarda biz pozitif, yani biraz daha iyileşmeyi görme ihtimalimiz çok yüksek. Yine radarımızda olacak. O yüzden Tav olsun, Çelebi olsun izlemeye devam ediyoruz ama düzeltmeler biraz daha dikkat çekiyor. Ama şimdi mesela ne diyoruz? Havacılık tarafında bilançolarda biraz zayıflama var. Kötü değil, iyi ama zayıflama var. Fiyatlarda daha önceden çok hızlı primler oluştuğu için biraz daha yukarı gidiyor ama daha sık düzeltmelerle gidiyor. Neredeyse yerinde sayıyor gibi. Mesela yakın zamanda bir bakmışız. Türk Hava Yolları ve Pegasus tarafında tekrar yeni hareketler başlıyor. Örnek veriyorum. Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın trendlerini inceliyorum. Fiyat hareketlerini inceliyorum. Para arz talebi tarafına bakıyorum. Mesela orada tekrar bu Çelebi ve Tav'ın düzeltmeye girmesiyle birlikte eş zamanlı olarak o tarafa doğru bir fon akışı gözlemleyebiliriz yakın zamanda. O dikkatimi çekiyor. O yüzden havacılık sektörü bizim gözümüzün önünde olması gerekiyor. Holdingler tarafında var. Orada da aynı şey. Bankalar okey. Yani tabii ki. Havacılık tarafında var. Holdingler orada tarafında. Da, orada da dikkat edersen, hatırlarsan Anadolu Efes ve neydi ismi? Anadolu grubu holdingi mesela çok ön plana çıkarttık. Hatırlıyorum. Eyvah, bu kez de İsmail Bey düştü. Ortak bir noktada buluşmakta bayağı zorlanıyoruz. Hadi bakalım. Hoş garip geldiniz. Şeyler oluyor bu akşam. İsmail Bey. Aynen öyle. Bir gidiyoruz, geliyoruz. Siz gidiyorsunuz, bir ben gidiyorum. Neyse, hani, böyle arada şey oluyor. Sanki konuşmamızı bir şeyler engelliyor. Bir şeyler, evet. Aynen öyle ama devam edin. Güzel ben şeyler konuşuyoruz aslında. Dinliyorum. Aynen öyle. Heyecanlı konular. Pür dikkat dinliyorum. Holding tarafında Anadolu Efes, Anadolu Holding'i çok fazla ön plana çıkartmıştık. Orada böyle dikkat çeken, özellikle de iştirakleri açısından, işte bir de Koç Holding çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Diğer sektörler biraz daha geriden geliyor, bu sektördeki diğer hisseler. Yani hiç bakmadığımız var vesaire. Spekülatif olanlar var. Ama bizim için yapay fiyatlananlar değil.
bilançosu ya da beklentileri, iştiraklerin iyi olmasından dolayı, iyi karlılıklarından dolayı yükselen hisseler çok önemli. Mesela burada da aynı şekilde düzeltmeler görebiliriz. Hani nasıl Çelebi'de dedik ya, biraz düzeltme başlayabilir. Mesela son zamanlarda Anadolu Holding'de de bir düzeltme başladı. Kâr realizasyonu. Bunları işte göreceğiz. Ama bu trendler bozulmuyor arkadaşlar. Yine devam edecek. Yükselişe devam. Sadece düzeltmelere maruz kalabiliriz. Bazı hisseler belki biraz daha ön plana çıkabilir. Mesela şu anda holdinglerde genel olarak %70 düzeltme yaşanıyor. O endeksteki o 11 binlerin görülmesinden sonra bir düzeltme kâr realizasyonu görüyoruz. Bunu biraz daha görebiliriz. Ama devamında tekrar bir trend oluşacak. Yine perakende sektörü. Yani bunu anlata anlata yani dilimizde tüy kalmadı. Yani o kadar çok konuştuk ki perakende tarafı, hem gıda tarafı Seda, hem de tekstil tarafı. Orada çok, çok enteresan hisseleri. Yani çünkü orada da bir kere yanlış yola girmeyin arkadaşlar. Önemli olan yanlış patikaya girdiğiniz an çıkamıyorsunuz. Orada da sizin doğru hisseleri takip ediyor olmanız lazım. Şimdi hem doğru hisseler var, hem de spekülatif hisseler var. Yani yapay fiyatlanan hisseler var. Şimdi burada hangileri olduğunu da az çok konuşmuştuk. Yani ne demiştik? Özellikle de son zamanlarda Vakko'dan çok Vakko'nun altını çizmiştik. Mavi konuşuyoruz. Bossa mesela. Bunlar mesela benim en çok son haftalarda, aylarda en çok konuştuğum 3 hisse. Şimdi diğerleri de var ama bunları tam söylemek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Biraz spekülatif koku da alıyoruz. Ama özellikle de mesela Bossa'yı, Vakko'yu ve Mavi çok fazla ön plana çıkartmıştık. Şimdi mesela buralarda kâr realizasyonları gözleniyor. İşte burada trend dönüşü olup olmadığını bizim kestirmemiz gerekiyor ki. İşte mesela Bossa'da bugün ilk defa bir kâr realizasyonu başladı. Şimdi burada düzeltmeler büyük bir ihtimalle devam edecek ama bu düzeltmeler bir alım fırsatı olma ihtimali çok yüksek. Tekstil perakende tarafı iyi. Mesela yine gıda tarafı da tekstil tarafında pardon gıda tarafında da aynı şekilde perakende tarafı bizim en çok dikkatimizi çeken taraf. Burada da belli başlı hisseleri biraz daha böyle dikkatimizi çekenleri ön plana çıkartmıştık. BİM gibi, Migros gibi, Ülker gibi. Yani onun dışına çıkılabilir ama çok da çıkılmasına gerek yok. Yani bu sefer zaman kaybetmiş oluyoruz. Bununla birlikte beyaz eşya tarafına dikkat çekmiştik Seda. Orada yavaş yavaş mesela Vespe'de bir altyapı hazırlığı dikkatimizi çekiyor. Orta ve uzun vade için. Şu anda orada da bir düzeltme var. Yani şu anda zaten endekste bir düzeltme var genel olarak. Birçok hissede de o düzeltmeyi görüyoruz. Ama işte bunları doğru okumamız gerekiyor. Yani düzeltme mi, trend dönüşü mü? Şimdi böyle zamanlarda gerçekten bunu yakalayabilirsek, bu bilgiye ulaşabilirsek bizim için altın değerinde. Öyle söyleyeyim. Trend dönüşümü yoksa düzeltme mi? Yani birinde aylarca kilitleniyorsun, birinde bir hafta, 2 hafta, en fazla 3 hafta bekliyorsun. Sonra tekrar trendine devam ediyor. Yani sektörleri konuştuk. Bununla birlikte Peki. hisseleri de az çok böyle nelere halen dikkat edelim. Yani iyi olması, o iyi olmaya devam edecek hisseler. Beklediğimiz.
biraz bunları da konuşayım. En sonra da yeni şeyi konuşuruz. Evet, yani en sürpriz bilançoların gelme ihtimali yüksek olan ve çok ciddi bir getiri potansiyeli bulunduğunu düşündüğümüz hisseyi konuşmaya devam ederiz. Çünkü bazen olgunlaşıyor. Yani belki yine arkadaşlarımız diyecek, biz biliyorduk falan ama şimdi bazı şeyleri daha olgunlaşması lazım. Oturdukça bizim için daha güvenilir hale geliyor. Zaman geçtikçe, gördükçe bazı şeyleri daha güvenilir olduğunu kanaat getiriyoruz ve bu sefer doğru limanda olmamız gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Ama işte o limanı uğrayan son gemi olmamamız gerekiyor yani. Benim için en önemlisi o. Yani o son gemi olursak yani ben de üzülürüm. Yani öyle bir hisse konuşmak istemem açıkçası. O yüzden trendin başında olması gerekiyor. Yani özellikle olması, donanımlı olması gerekiyor. Neyse, konuşacağız onu.